Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Bugün sizlere kuşlara mama hazırlayacağız. İşte arkadaşlar, bunun içinde neler var sizlere göstereyim. Arkadaşlar, kırmızı pancar var, havuç var, karnabahar, brokoli ve yumurta. Şimdi burada iki yumurta var. İki yumurtanın iki beyazı, bir sarısı var arkadaşlar. Sarı yağlanmaya çok sebep olur. O yüzden sarıları az verin. Yani kuşların miktarına göre. Yani bir sarı, mesela benim 100 kuşa mesela ben bir sarı veriyorum. İki beyaz. Öyle hesaplayabilirsiniz arkadaşlar. Yani oran düşük, yani öyle söyleyeyim. Yani bu tabi az. Her kuşa vermeyeceğimiz için az tuttuk. Evet arkadaşlar, şimdi bunu nasıl yapacağız? Onu göstereyim sizlere. Nereden başlayacağız? Arkadaşlar, Optibirit veriyoruz. Kuşlarda güzel büyümeyi, sağlıklı bir evre geçirmeyi sağlar. Yani yavruda, yavru sezonunda kesinlikle verilmesi gerekiyor arkadaşlar. Arkadaşlar, Oro Dizayt veriyoruz. Bu da bağırsak. Arkadaşlar, bu olmazsa olmazlardan bir tanesi. Bununla bu arkadaşlar. Bir de şey var, Referent'in, sizin daha kolay bulabileceğiniz Referent'in entrobakı var. Bu ürünler arkadaşlar kümeslerde olmazsa olmazlardan arkadaşlar. Arkadaşlar, Calcilux, biliyorsunuz kalsiyum kaynağı ve aynı zamanda içerisinde D vitamini var. Aynı zamanda içerisinde ne vardı bunda? Bir saniye şuradan bakalım. Selenyum vardı diye hatırlıyorum. Bir saniye. Neyse arkadaşlar, çok zamanınızı almayayım ama selenyum vardı diye hatırlıyorum. Çok da emin değilim. Yanlış da söylüyor olabilirim. Kusura bakmayın. Şunların kaşığını alayım diyeyim. Evet arkadaşlar, Optibirit ile başlıyoruz. Şimdi şöyle, ilk önce bunu bir karıştıralım arkadaşlar. Şöyle hepsi birbirine geçsin. Evet. Şimdi arkadaşlar, bu verdiğiniz şeylerin, katkıların her yere ulaştığından emin olmaya çalışın. Şöyle. Mesela bunu döktüm. Buraya döktüm. Arkadaşlar, gelin şöyle bir karıştırın. Böyle her yere bir yayılsın arkadaşlar. Az oldu o. Azıcık daha düşüyorum. Tamam arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, Orozidayt vereceğim. Bu verdiğimiz ürünlerin de bir sıralaması var. Kalsülüksü en son vermeniz gerekiyor. Yani bu benim tecrübem, mamayı sulandırıyor arkadaşlar. Şimdi Orozidayt verdim. Şimdi karıştırıyorum arkadaşlar. Mamada kıvam çok önemli arkadaşlar. Mamanın kıvamı ile ilgili en sonda size göstereceğim nasıl olması gerektiğini. Arkadaşlar, bu ProBak kolay kolay yani bulunmaz ya da çok pahalı bir ürün. O yüzden kullanırken biz de şey kullanıyoruz, yani idareyle öyle söyleyeyim. ProBak'ımızı da verdik. ProBak'ın kokusu var, efsane güzel arkadaşlar. Yani efsane güzel bir kokusu var. Şunu kapatmadık. Arkadaşlar, verdik ProBak'ı, bir daha karıştırıyoruz. Böyle her yerine yayılsın arkadaşlar. Şöyle yapalım. Arkadaşlar, Omnivit, Mutavit. Bunları daha önceki videolarımda anlattım. Onlara bakmanızı tavsiye ederim. Omnivit'i döküyorum. Evet arkadaşlar, döktüm, biraz karıştırıyorum. Her yerine ulaşsın diye az biraz daha dökeceğim. Ortalığı kızıştırma. Arkadaşlar, şu ceza verdiğimiz bir ufaklık var ya. Ufak tek kafeste. Ortalığı karıştırıyor. Arkadaşlar, Mutavit veriyorum şimdi de. Böyle Mutavit'imizi geçtim. Evet. Mutavit'i döktükten sonra da güzelce bir karıştırdım arkadaşlar.
Ayrıca pertivit vermeyeceğim çünkü kuşların çoğunda yumurta ve yavru var. Yani kuşlar zaten kızışkın durumda. Tekrar kızıştırıp yavrulara, yumurtalara zarar vermesini sağlamıyorum. Arkadaşlar kalsiyum veriyorum. Şöyle güzelce kalsiyum döktüm. Kalsiyum su biraz bol kullanın arkadaşlar. Yavrularda, anaçlarda çok etkili. Şöyle bir daha bir kalsiyum su geçiyorum. Evet. Ne oldu arkadaşlar? Şimdi mamanın içine bunlar katkılardı arkadaşlar. Arkadaşlar kulitli pate koyacağız. Arkadaşlar bu ürün meyveli bir mama. Şimdi kuşlara, çok kuşu olanlar bilirler yani. Kuşlar öyle meyve vereyim falan gibi böyle bir lüks çok az. Yani bir de çok güzel kokuyor. Kuşlara mamayı da yediriyor arkadaşlar. Şöyle nemli bir mamadır. Hafif nemlidir yani. Şöyle döktük arkadaşlar. Bir daha karıştırdık arkadaşlar. Evet. Tamam. Karıştı tamam. Arkadaşlar bu şimdi nemli olduğu için bu da kurutmak, yani bu mamanın kıvamını tutturmak için gerekli olan ürün. Arkadaşlar burada ne var? Mustafa Nidai Öztürk'ün 3 çeşit karışım maması vardı. Toz olanlar. Bu üçünü ben karıştırıyorum ve mamaya döküyorum arkadaşlar. Kıvamını ayarlamak için böyle bir önden bir dökeyim. Nasıl olacak bakalım. Mama biraz şey. Artık kuş artınca mamada şey de arttı. Oran tutturmak biraz zor oluyor. Evet aynen. Aslında tam olacak kadar almışım ama. Evet. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. Mamamız hazır. Servis edebiliriz. Şimdi arkadaşlar mamanın kıvamı şöyle olacak. Böyle tel tel dökülecek arkadaşlar. Şöyle tel tel dökülecek. Yapışmayacak. Mama böyle birbirine topak olmayacak. Şöyle topak topak düşmeyecek. Anlatabildim mi? Şöyle aldınız mama böyle bir tel tel dökülecek arkadaşlar. Kuşlar lapa olan mamayı yemez arkadaşlar. Gördüğünüz gibi mama gayet böyle tel tel ayrılıyor arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi servis edeceğim bunları. Daha sonrasında nasıl yediklerini de size videoyla görsellerini göstermeye çalışacağım. Kapatabiliriz. Evet arkadaşlar burada gördüğünüz gibi mamaya hepsi bir anda böyle saldırıyor. Videonun böyle ilerleyen kısımlarında göreceksiniz. Yani böyle mama için kavga etmeler vesaire olacak. Bu mamayı çok severek yiyorlar. Yani bunu alıştırdığınız zaman kuşların gerçekten ekolojik böyle yani o bağışıklık sistemlerini böyle çok yükseğe çıkartırsınız ve hasta olmalarını falan engellersiniz arkadaşlar. Thank you.
arkadaşlar. Yavrusu olan çiftlerimiz mamaya çökmüştü tabi. Görünce kaçtılar. Bu mamayı yemiş. Ağzını temizliyor. Dişlerini fırçalıyor. Ağzına bak. Evet. Bunlar da yapıyor. Bunlar da çökmüş mamanın başına. Kameranın azizliğini oynatıyor. Çekimi açmadı. O da yiyor orada. Hepsine vermiyorum arkadaşlar. Şu anda yumurtası olanlar var. Yumurtası olan kuşa mama verirsek yumurtayı kırar. O yüzden onlara vermiyorum. Bunlar yumurta yapacak olanlar ve yavruya bakanlar. Şu anda sadece onlara verdik. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi mamayı daha verir vermez mamaya böyle saldırıyorlar. Dişi ürkütüyor erkeği. Dişi biraz ürkek burada. Erkek gayet güzel yiyor, bakıyor yavrulara. İnşallah. Burada da erkeğimiz aynı şekilde. Oğlum, yiyor musun sen? Mama mı yiyorsun sen? Evet arkadaşlar, kendinize çok dikkat edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Evet arkadaşlar.